proje. Bu sefer sadece Station. Önce bir login sayfası tasarlayalım. Login ASP'yiz. Bir defaultumuz olsun. İçerisinde yine mini bir giriş tasarımı. Burada 4 satırlık 2 sütunluk bir tablo. Bu sefer padding 2-2. 4-2. Şurası da piksel olsun. 200 piksel. Tamamdır. Bu şekilde bir sayfamız var. Burada kullanıcı adı, şifre, buralar text box, sığmadı. O zaman 100 pikseli, 230 piksel diyor. Şimdi oldu. İsimleri verelim. Şunları da iki satırı da sütunlarını birleştiriyorum. Alt alta olan merge cell diye birleştirdim. Buraya bir checkbox, altına da buton. Buton giriş yap. Checkbox ise güvenli giriş diye bir şey var. Görmüşsünüzdür. Güvenli çıkış vesaire. Yanlış oldu. C, C, G. Güvenli giriş. Text yani. Mantığı özetleyelim. Giriş yapacağız. Bunun varsayımını web config üzerinden diyeceğim ki bu session'ın sistem web içerisinde bir ayar. Session state, burada birçok ayar yapılabiliyor. Biz timeout süresi var. Bu uygulama bazında genel olarak kullanılacak bir ayar. Timeout 30 dakika olsun diyorum. Bütün session'ın süresi bu. Timeout. Ama güvenli girişe basan bu anlattığım gibi B
bir dakika olsun ve bir dakika sonra çıkış yapmak için tasarlanmış olduğunu düşünelim. Böyle bir mimari. Giriş yap butonuna basıyoruz. Öncelikle session'ları oluşturacağız. Nedir? Burada biraz daha aksiyon yapmak gerekirse, işte kullanıcının girdiği değer boş mu vesaire onları kontrol etmek lazım. Text box'tan. Böyle direkt alır almaz atmamak lazım. Uzatmasın mevcudu. Daha at. Neyse. Text. Session ekleme işleminde iki yöntem var. Birincisini yaptık, session add. Bu şekilde adını vererek, kullanıcı ad diyerek bunu ekleyebiliriz. Veri olarak da k ad. K şifre. Dizi mantığında ekleme. Station'a doğrudan dizi gibi kullanıcı at. Bunun value'su da şu olsun. Bu sefer ikinci yöntemi kullanalım. Tamam. Default'a geçelim. Default'ta mini bir tasarım. Üç tane label. Label session ID. Session ID, kullanıcı ad ve sifre bilgilerini tutacak label'lar. Dikkat ederseniz burada işlemleri yaptıktan sonra, session'a değer atadıktan sonra
Default ACPX'e yönlendirdim. Şimdi buradan bunu karşılamam gerekiyor. Burada tabii ki page'in load'ında yapacağım. Öncelikle sistem tarafında dediğim gibi session'ın bir ID'si vardır, oturumun ID'si. Bunu diyorum ki dvl session ID text'e yaz. Station'da kullanıcı ad boş değilse, yani full değilse, şifre full değilse, onların değerini alalım. Login'i açıyorum. Çalıştırıyorum. Güvenli giriş dedik. Bakın oturum ID'si bu şekilde bir değer. Dinamik olarak oluşturuldu. Ve bana da session'ın ID değeri geldi. Mesela şunu yapabiliriz. Default ACPX'te hani şu kontrolü yapıyoruz ya, kullanıcı ad değeri, kullanıcı ad session'ı ve şifre session'ı null değilse bu işlemleri yapacak. O zaman nullse ne yapmak lazım? Login'e tekrar göndermem gerekiyor. Uygulamanın mantığı bu olmadı. O sayfada tutmak doğru değil. Default'a ya da yanlış oldu. Login ACPX'e gönder. Session ID'yi de içeri aldım. Şuraya. Çalıştırıyorum. Bu sefer güvenli giriş olsun. Giriş yaptık. Peki. Bakalım doğrudan buraya girince ne olacak? Doğrudan girdik. Sebebi session'ların tarayıcı, browser tabanlı, browser bazlı bir yetkilendirme mevzusu var. Şimdi ben bunu kapatıp tekrar açtığım zaman o session'ın bulunma ihtimali yok. Bu artık kaybolur. Cookie'ler gibi değil. Cookie'ler bilgisayar içerisinde var olurdu. Ama session tarayıcı üzerinde. Tarayıcı üzerinde bir oturum işlemi gerçekleştiriyor. Bu nedenle ben bir kere giriş yaptığım için artık o null değil. İçerisinde benim session'ım var. Kapatıp tekrar açacağım. Burada veriyi girmiyorum. Bir tane
tanesini girelim hadi. İkisini de kontrol ettiğiniz için. Giriş yap dediğim zaman tekrar kurdu gitti. Bunun sebebi. Çalıştır. Burada bir folder. Ha. Bir dakika. Şimdi yaptığımız örnekte ilk başta dediğim gibi normalde bunun boş kontrolü falan yapılması gerekiyordu. Biz sonradan örneği biraz değiştirdiğimiz için yapı eksik kaldı. Burada alınan değerlerin boş olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Tabii login vesaire de yapılacak ayrıca. Ama boşluğunu kontrol edip en azından bu sayışına boş değer atılmamasını sağlıyoruz burada. Aksi halde bizim plan burada çöker. Şimdi çalıştıralım. Default'u. Boşken yapıyoruz. Herhangi bir şey yok. 2-4-5 aldık. Çıkış yap. Şimdi çıkış yap ne yaptı? Onu da anlatayım. Normalde default'ta çıkış yaptan sonra şurada abandon ve remove işlemlerini gerçekleştirdik. Abandon ile yaptığınızda dikkat ederseniz doğrudan session'i öldürdü zaten. Diğer tarafa yönlendirdi. Ama remove ile de birer birer session'ı öldürebiliyoruz. Birden fazla session kullandığım için burada. Örnek göstermek için. Ama abandon doğrudan işi çözecek diyor burada. Çıkış yapmak için. Nereye tekrar boyun. Çıkış yapsın. Sonra yönlensin. Diğerinde de login işleminde de eğer boş ise ekrana bir şey yazsın ki biraz daha anlamlı olsun. Response right. Ama admin yetkisine sahip olmadığın için login'e yönlendir gibi yetki üzerinden düşünürsün. Şöyle bir göz atalım diğer özelliklerine. Session. Örnek olarak. Şuradan bakalım. Öncelikle session ile ilgili bilmemiz gereken önemli bir özellik. Dikkat ederseniz veri alan kısımda bakın içerisine bir şey ekleyebiliyoruz. Adı string olmalı ama value'su object.
Bunun bize sağladığı esneklik şu, çok büyük bir esneklik aslında. Örneğin kullanıcı sınıfı oluşturduk. Hatta yapalım onu. Bu önemli bir özellik. Nasıl olsun? Şurada. Burası default zaten. Bu iptal edeceğiz bunu. Bir tane class yapacağım. Burada o karışıklık olmasın. Dışarıda olsun. Kullanıcı class'ı. Hızlı bir şekilde ID, kullanıcı adı, bunları yapıyorum. Sınıfımız hazır. Yapmak istediğim şey şu. Kullanıcı login olmak istediğinde ben text box'la, onun stringiyle vesaire uğraşmayacağım. Doğrudan sınıfa aktaracağım bu bilgiyi. Ondan sonra bu sınıfı session'a atayacağım. Diğer taraflarda da bunu kullanacağım. Daha hızlı oluşturabilmek için diğer overload'unu da yapalım. Int kullanıcı sınıf hazır, geçiyorum. Şurayı değiştirmek gerekiyor. Şöyle kalsın kodlar. Üçüncü yöntem olarak da class diyelim buna. Şurada da kullanıcı klasını oluşturacağım. İkinci overload'unu kullanıyorum. Varsayılan bir ID k at k sprem. Tamam. Kullanıcım hazır. Tabii ki bunu nerede yapmalıyız? Bu doğru bir yöntem değil. İçeride olmalı. Eğer doluysa bunlar olacak. Evet, şimdi buraya gelip ben şunu derim. Session, sen benden bir değer istiyorsun. İstediğin değer, bunun adı, erişmek istediğim isim kullanıcı. Değeri de kullanıcı. Neden öyle olduğunu özetleyelim yine. Çünkü object alabiliyor. Object alıyorsa ben istediğim şeye custom işlemi yapabilirim demek. Kullanıcı sınıfı olarak veririm burada. Diğer sayfadan da alacağım, kullanacağım. Geçiyorum default'a. Page unloaded. Bu artık geçersiz. Benim diğer yönteme göre çalışıyordu. Kopyaladım. Size hatıra kalsın diye siliyorum. Şurayı sileyim. Başına da sınıfla kullanıyorum. Kullanıcı klasıyla. Bu
buradaki station'ın adı kullanıcıydı. Tamam, burada sorun yok. Peki, ben bunu nasıl elde edeceğim? Kullanıcıdan bir instance oluşturmalıyım. Adı ne olsun? Station kullanıcı. Kullanıcıya kesti. İyi. Station içerisindeki kullanıcı. Artık şunu yapabiliriz. Oturum ID yerine Session'ın içerisindeki kullanıcı ID yazayım. Session kullanıcı bunun ID'si. Benzer şimdi değilse bu. Tabi şurada artık bunlar olmadığı için sorun yaşamıyorum. Abandon diye hallederiz. Login'e gidiyorum. Hatta önce default'a gidelim, o bizi zaten login'e yönlendirecekti. Bakın, default'a gittik. Buraya geldi. Kontrol edelim. Şifre boş olamaz. Onu da böyle yap. Şunu da şöyle. Giriş yap. ID geldi. Bu geldi. Problem. Cevap. Tekrar bakalım. ID doğru, şifre doğru, kullanıcı. Bir problem var orada. Burada yoksa, ki yok, veriyi eklerken. Kullanıcı at. Evet, hatamız minik bir kod. Şu yani. Küçük yazacağım, büyük yazdım. Hata bu. Kendi içerisinde atamaya çalıştığı için haliyle null geliyoruz. Bunu vermemiz gerekiyor. Tamam, şimdi geçelim. Bu da bizim login işlemimiz. Yani bununla bir edeceğiniz sitesi de yapabilirsiniz. Ki zaten mecburen bunu kullanacaksınız. Başka bir yöntem yok. Session.